sözcükle ifade ederiz bu dört ayrı birimi. Fakat bu iki sözcük oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Yapmak fiili yap biçiminde do'nun karşılığı olarak ikinci sözcük haline gelmiştir. Your ise are'ın karşılığı, pardon, ing ekinin karşılığı olarak üçüncü sözcük haline gelmiştir. İngilizce'de dördüncü birim iken. Soon ise you'nun karşılığı olarak son birim haline gelmiştir Türkçe'de. Son morfim haline gelmiştir Türkçe'de ve ne yapıyorsun biçiminde çevrilmiştir. Buradaki ı ise yap ve yor arasındaki kaynaştırma harfinden ibarettir. Çünkü yapıyorsun dememiz mümkün değildir Türkçe'de, yapıyorsun. Dolayısıyla bu kadar basit bir soru cümleciğinde bu karmaşayı düşünürseniz daha uzun anlamlarda, daha uzun cümlelerde nasıl bir karmaşa yaşayacağınızı düşünün. Şiirin sentaksı çok farklıdır. Pardon, buna geçmeden önce şu bilgiyi vereyim. Şiirin sentaksı tabii ki çok farklıdır bilindiği gibi. Örneğin şiir cümlesi şöyle der. Benim adım Mehmet demez. Örneğin gerekli gördüğü yerde Mehmet'tir benim adım der. Onu başa alır, cümlenin devamını sona alır. Tıpkı buna benzer bir İngiliz şiiri vardır. Stephen is my name diye başlar. Benim adım Stephen diye. My name is Stephen demez, onu dümdüz söylemez. Şairin seçtiği şey budur. Kimi zamanda uyak düzeni için örneğin şöyle bir şiir dizesi söyleyeyim size. Everything I do in your eyes is always wrong diyor. Everything I do in your eyes is always wrong. Bunu düz cümle, düz yazı cümleciğine çevirdiğimizde Everything I do is always wrong in your eyes'dır. Ama bir şiir cümlesinde şairin tercih ettiği düzenek ve şairin tercih ettiği söz dizimi şu hale dönüşmüştür. Everything I do in your eyes is always wrong. Şiir cümlesi farklıdır. Şiirin grameri farklıdır. Önce bu grameri saptayıp, o grameri düz yazı gramerine çevirip anlamı anlamalıyız. Ondan sonra onu kendi çevirdiğimiz dilde, yani Türkçe'de istersek bozuşturup, devrik cümleler haline getirip duyguyu vermeye odaklanmamız gerekiyor. Şimdi benim iki tane çevirisini yaptığım iki şiir kitabı var. Birisi This Intimate War, Gallipoli Çanakkale, 1915. Bunu ben içli dışlı bir savaş, Gallipoli Çanakkale 1915 diye çevirdim. Bu kitap çift dilli basıldı. Bir sayfasında İngilizcesi, bir sayfasında Türkçesi olmak üzere. Bir ikincisi de Under This Saffron Sun, Safran Güneşin Altında. Bu da aynı şekilde çift dilli olarak basıldı. Öncelikle bu iki kitaptaki şiir çevirisi deneyimlerimden bahsederek başlamak istiyorum örneklere. Bu örnekte sol ekranın solunda gördüğünüz İngilizcesinde When you were young and he said love is elastic. But everything has its breaking point. You decided to stay. University was another world. He must have been thinking of fishing line, being a fisherman from the island. Strong, it can bear great weight, but if the line is caught around the rock or the current too fierce, it snaps. Tamamını okumayacağım, Türkçesine geçeceğim. Sen gençken aşk bir lastiğe benzer derdi. Oysa her şey vardı kırıldığı bir yeri. Kalmaya karar verdin. Bambaşka bir dünyaydı üniversite. Onunsa aklında oltalar vardı, bir balıkçı olmak adada. Güçlü bir olta ağır yükler taşırdı. Ama eğer olta takılırsa kayalıklara ya da güçlü bir akıntıya kopardı. Devam ediyorum, tamamını okumayacağım. Çeviride şu sıkıntıyla karşılaşıyoruz. When you were young diye başlayan dizenin bir sonraki dizedeki uyağı yanga uyumlu bir şey. Ama ben bunu sen gençken diye çevirdim. When sözcüğü can olarak cümlenin sonuna taşındı. Böyle olunca ikinci dizede bu kene uyacak, sen gençkene uyacak bir uyak bulmak durumunda kalıyorsunuz Türkçe'de. Yani aynı uyak düzenini tutturmaya çalışsanız bile aynı uyak sesine sahip olamıyorsunuz. Uyak düzeni ayrı, bir de uyak sesi ayrı. Çünkü lar, 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 var, var, kar, kar gibi bir uyak sesi vardır Türkçenizde. Ama bunun İngilizcesinde
Belki bu bay, ay, bay, ay gibi bir uyak düzenidir. Uyak düzeniyle uyak sesi birbirinden farklı. O nedenle bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şiirin esas malzemesi sözcükler. Resmin esas malzemesi nasıl renk ise, müziğin esas malzemesi notalar ise, şiirin esas malzemesi de sözcükler ve her sözcük bir sestir ve her şiir bir müziktir. He must have been thinking. Bunun aslında literal translation'ı yani birebir çevirisi düşünüyor olmalıydı. Fakat bunun yerine ben şunu tercih ettim. Onunsa aklında devamı çünkü bir dizi altta geçiyor. He must have been thinking of university diye alt dizede devam ediyor. Ben bunu şöyle dedim. Onunsa aklında üniversite vardı diye. University was another world. He must have been thinking. Şimdi affedersiniz. Onu, he must have been thinking of fishing line, being a fisherman from the island. İngilizce art arda iki dizi bu. Bense bunu şöyle çevirdim. Bambaşka bir dünyaydı üniversite. Onunsa aklında oltalar vardı. Bir balıkçı olmak adada. Aklındayla adada uyağını ben sağlamaya çalıştım. Ama şairin orijinal şiirinde world ile island'daki D aliterasyonu var. Ben bu aliterasyon yerine aklında ve adada uyak düzeneğini seçtim. Ve o ses şiiri daha ahenkli kıldı Türkçe'de. Robin Rowland'la ilk tanıştığımızda ben onun bana gönderdiği 2-3 şiiri çevirip kendisiyle görüşmeye gittiğimde bana şey demişti. O zaman Türkiye'deydi çünkü. Ben ona şey dedim. Şiir çevirisinde sizin sesinizi bulmaya çalışıyorum. Sizin sesinizi yansıtmaya çalışıyorum dedim. O zaman bana öyleyse doğru çevirmen sensin dedi. Şiirin sesi diyebiliyorsan bu doğru çevirmendir demişti. Çok memnun olmuştum. O şiirin sesini ben taklit etmeye çalıştım. Tabii buradaki sesten aslında şeyi kastetmiyorum. Yani bu linguistik sesi kastetmiyorum. O ruhun sesini kastediyorum. O duygunun sesini kastediyorum. He didn't want to lose you into the wide expanse of landlocked towns. You knew a great love like yours diye devam ediyor. Bu iki dizedeki çeviriye bakmak istiyorum. Seni yitirmek istemezdi geniş bozkırlarında kıyısız kasabaların. Sen de bilirdin seninki gibi bir sevda. Bozkırlarında sevda uyağı var burada. Did not want to lose, seni yitirmek istemezdi. Çok doğrudan bir çeviri oldu bu. Yorumlu bir çeviri değil. Into the wide expanse of landlocked towns. Landlocked towns tabii şey, kıyısı olmayan şehirler. İngilizce orijinalinde bozkır yok. Bozkır sözcüğü yok. Wide expanse var. Geniş düzlükler, geniş alanlar. Ben bunu geniş bozkırlar olarak çevirmeyi uygun gördüm. Landlocked towns'u da kıyısız kasabalar dedim. Seni itirmek istemezdi geniş bozkırlarında kıyısız kasabaların. Sen de bilirdin. Seninki gibi bir sevda diye devam ediyor şiir. Yine bir başka şiirden. Bu şiir benim Safran Güneş'in Altında kitabındaki en sevdiğim şiirlerden birisi. Çünkü bu şiirde şair İstanbul'dan Kapadokya'ya kadar yaptığı bir gece yolculuğunu anlatıyor. Always happy moving toward, happy moving. I'm grateful for the tall young sun beside me, full of the history of Troy, of hat gözleme. Yer yer tabii kendi İngilizce şiirin içerisinde Türkçe kelimeler yerleştirmiş şair. Fresh orange juice from road stops where the bus is washed clean as a mountain spring. The steward has served cake and apple tea. Buradan Türkçesine bakıyorum. Hep mutluyuz giderken, ileri giderken. Minnettarım yanında Truva tarihiyle dolu uzun boylu oğlum. Her otobüsün dağ pınarlarında yıkanır gibi temizlendiği duraklardan alınan sıcak gözleme ve portakal suları. Bu şiirleri çevirirken tabii bir avantajım da benim Türk olmam ve Türkiye'deki mola yerlerinde, Türkiye'deki gece yolculuklarının
psikolojisini bilmem de bana çok yardım etti bu çeviriyi yaparken. İşte yol duraklarındaki, mola yerlerindeki gözleme kokusu, o portakal suyu, işte otobüslerin şakır şakır yıkanışı falan. Ama bir batılı gözüyle baktığı için Robin Rowland ona son derece ilginç geliyor ve hatta güzel geliyor. Ama bu bizim için sıradan, olağan şeyler. Ben o ruhu buraya çevirmeye çalıştım. Bir şey de şu, bakın. İkinci dizede, I am grateful for the tall young sun beside me, full of the history of Troy. Şimdi Türkçenin söz dizimsel özellikleri sebebiyle full of history of Troy bir üst dizeye göç etti. İkinci diziye göç etti Türkçesinde. I am grateful for the tall young sun beside me, full of history. A young sun full of history, yani tarihle dolu oğlum derken, tarihle dolu ifadesi oğlumdan önceye gelmek durumunda kalıyor. Minnettarım yanında Truva tarihiyle dolu uzun boylum diye. Böylelikle İngilizce'deki bazı dizideki sözcükler Türkçe'ye çevrildiğinde dizi değiştiriyor. Bir üst diziye veya bir alt diziye göç etmek durumunda kalıyor. Bu da şöyle bir sıkıntı doğuruyor. Eğer her zaman görüştüğünüz ve çevirilerinizi okumak isteyen, hala hayatta olan bir şairle çalışıyorsanız, şöyle titizliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Ben bu titizlikle karşılaştım Robin'le. Benim bu sözcüğüm Troy sözcüğü diyor. Yani Truva 3. dizede ama seninkinde 2. diziye gitmiş. Neden öyle oldu diye soruyor. Tabii ona bu sintaks farkını anlatmak durumunda kalıyorum. Ondan sonra Türkçedeki bu özellikten bahsetmek durumunda kalıyorum falan. Bayağı meşakkatli bir süreçti. Her iki kitapla da ikişer yıl uğraştık bu arada. İki kitap çevirdik. İkisi için de ikişer yıl uğraşıldı. Toplam 4 yıllık bir emektir iki kitabın çevirisi. Şurada o küçük iki detayı vermek istiyorum. Duraklardan alınan sıcak gözleme ve portakal suları. Fresh orange juice from road stops where the bus is washed clean as a mountain spring. Duraklardan alınan sıcak gözleme ve portakal suları her otobüsün dağ pınarlarında yıkanır gibi temizlendiği. Elbette sözcüklerin yeri, söz dizimindeki yeri farklı. Bu da bu şiirin sonu. O uzun göreme yolculuğunun sonu. He's going home. The signs are there. Evine gidiyor, her halinden belli. His body ready in anticipation, his wakefulness. Bedeni beklenti içinde hazır, uyanık. His wakefulness'ı tek kelimeyle uyanık diye çevirmek istedim. I muse a little in envy that someone loves that curl of his graying hair. The wave it took to reach its crest, faint creases round his eyes, his wrist at rest, fingers strong and rough edged, lands reached after long journey, after longing. Evine gidiyor her halinden belli. Bedeni beklenti içinde hazır, uyanık. Kıskanıyorum sanki kırlaşan kıvırcık saçlarını seven kişiyi, tepeye doğru yükselen dalgasını, kaşlarını çevreleyen kırışıklıkları, bileğini dayamış koltuğa, parmakları güçlü ve nasırlı, memlekete çıkıyor uzun yollar, uzun yolculuklar, özlemlerden sonra yollar. Burada the signs are there, her halinden belli diye çevirdim. Oysa the signs are there, dümdüz çevirdiğinizde, yani sözlük anlamıyla çevirdiğinizde, sözlüğe baktığınızda işaretler orada demeniz yeterli olabilir. Ama şiirsel olmaz. Ve de kültürel olmaz. Yani bir insanın bakıp ne yaptığını tahmin etmeye çalıştığınızda, nasıl bir insan olduğunu tarif etmeye çalıştığınızda işaretler orada demezsiniz Türkçe'de. Dolayısıyla burada bir kültürel bakış açısına ihtiyaç var. İşte burada düşünüp düşünüp her halinden belli demek bana daha uygun geldi. Her halinden belli bu adam işsiz veya her halinden belli adamcağız aç. Her halinden belli evine gidiyor. Çocuklarını özlemiş gibi. O özlem
haline sinmiş, görüntüsüne sinmiş. İşte artık yüzler kırışmış, saçlar kırlaşmış, parmakları, elleri nasırlaşmış. Burada şiirin içinde benim de adım geçen bir şiir orijinalinde. Çünkü Türkçedeki gönül, kalp, yürek, aşk, sevda, sevgi gibi kelimelerin çokluğundan konuşuyorduk Robin ile. Ama bu kelimelerin ikisini de birer sözcükle karşılıyorlar İngilizce'de. Yürek, gönül, kalp, heart sadece. Sevgi, sevda, aşk, love sadece. Dolayısıyla o zenginlik İngilizce'de yok. Bu nedenle böyle bir şiir yazmış. Bakın. Tell me again the different words for love in Turkish, Mehmet, so I can name this, anchor it in my history, but not his, my new friend. He lives in that other country, youth. This feeling might need a new word, a meaning more complex than impossible love, imkansız aşk, or a kind of forbidden love, yasak aşk. No, find me words that expand loving. Şimdi tabii Türkçe sözcük tamlamalarını, Türkçe sıfat ve isim tamlamalarını İngilizce metnin içine yerleştirmiş kendisi. Bunu çevirirken ben ne yapacağım? Çünkü impossible love'ı imkansız aşk diye İngiliz okuyucu için çeviriyor. Forbidden love diyor, sonra bir de Türkçesi de yasak aşk diyor. İngiliz okuyucu anlasın diye. Ama ben tabii bunu hem imkansız aşk ya da yasak aşk dedikten sonra bir de onun çevirisini veremem Türkçe'de. O nedenle o dizeler biraz kısalmak zorunda kaldı ya da ekstra sözcükler eklenmek durumunda kaldı. Şöyle ki, aşk için Türkçe kelimeleri bir daha söyle bana Mehmet. Söyle ki isim bulayım buna, kendi tarihime kazıyayım. Onunkine, yeni arkadaşıma değil. Başka bir ülkede yaşıyor o, gençlikte. Bu duyguya yeni bir kelime lazım, daha karmaşık bir anlam. İmkansız aşktan ya da bir tür yasak aşktan. Yasak aşk. Hayır. Aşkı genişleten başka kelimeler bul bana. Burada İngilizce cümlede, İngilizce dizede şunu söylüyor. Might need a new word, a meaning more complex than. Ben bunu şöyle çevirdim. Yeni bir kelime lazım. Yani yeni bir kelimeye ihtiyaç var değil. Yeni bir kelime lazım. Daha karmaşık bir anlam. Impossible love, imkansız aşk. Or a kind of forbidden love. Dolayısıyla bu impossible love ve imkansız aşk ikilemesi tek bir sözcüğe düştü. İmkansız aşktan ya da bir tür yasak aşktan. Bir dizisinde de şöyle bir sorun vardı. Tutku diyor Türkçesiyle. Sonra onu passion diye İngiliz okura çeviriyor. Tutku, passion, cruel love, once in a lifetime, no more demiş. Ben şimdi tutku ve tutku diye iki tane kullanamam. Ama burada da nokta nokta üç ayrı üç sözcük ve bir tümce yazdığı için onu bozmak istemedim o dengeyi. Ve tutkunun eş anlamlısı sayılabilecek ihtirası kullandım passion yerine. Tutku, İhtiras, acımasız aşk. Ömürde bir gelir, yaşanmaz bir daha. No more'u yaşanmaz bir daha diye ben biraz daha genişlettim. Burada ilginç bir şey yaşadık. Ben şaire bunları okuduğumda buraya dedim ihtirası koydum. Bu tutkunun, passion'ın iki karşılığı var Türkçe'de. Tutku ve ihtiras dedim. İhtirası buraya koydum. O da İhtiras kelimesine bayıldı. Onu kendi şiirinde kullanmak istedi. Dediğim gibi bakın şiiri çevirdiğinizde bir başka faydası da oluyor. Başka bir kültüre de kazandırabiliyorsunuz bazı şeyleri. Ama ben tabii ihtirası onun şiirine taşımasına izin vermedim. Ve Türkçe çeviride kaldı ve bu şekilde basıldı. Bu da Çanakkale şiirlerinin bulunduğu kitaptan. Çok içli bir şiir. Çünkü Children of Gallipoli, Gelibolu Çocukları diye bir şiirden alınma iki dize. Bu şiirde çok
küçük yaşta cepheye giden Türk çocuklarını anlatıyor. Türk çocuk askerleri anlatıyor. İngilizce dizi şöyle. Asker çocuklar o kadar çok memleketi özlemişler ki, köylerini özlemişler ki. Then suddenly one boy started singing loudly about his country. And they all sang it over and over. Şöyle çevirdim. Hele aniden söylemeye başlayınca bir memleket türküsü içlerinden biri. Hepsi de tekrar tekrar söyledi türküyü. Şimdi bu şiirde bahsedilen askerler Türk askerler olduğuna göre şarkı söylemiyorlar. O nedenle türkü demeyi tercih ettim. Started singing loudly about his country. Yani ülkesiyle ilgili bir şarkı söylemeye başlamadı. Memleket türküsü söyledi. Bunun adı memleket türküsüdür. A song about his country. A song about country. Memleketim hakkında bir şarkı demeyiz. Memleket türküsüdür olmadı. Ben direkt böyle çevirdim. Hepsi de tekrar tekrar söyledi türküyü diye devam ettim. Yine Safran Güneşin Altında kitabından bir dizi. You said, go sister. Wash your fear from your blue eyes. Dedin ki git. Yıka mavi gözlerindeki korkuyu. You said, genellikle çeviride şöyle yaparız. That gelirse oraya, you said that gelirse oraya bir key ekleriz. Ama you said go sister, dedin git, biraz dedin git diye çevirmek biraz şey, yarım kalıyor. O yüzden dedin ki git demeyi tercih ettim. Yıka gözlerindeki mavi korkuyu diye devam ettim. Şimdi Robin Rowland'la ilgili vereceğim örnekler bunlardan ibaret. Birkaç tane de başka yaptığım çevirilerden paylaşmak istiyorum sizinle. Lord Byron'ın When We Two Parted şiiri var. Burada paylaşacağım şiirlerin hepsi de yayınlandı. Zaten bundan önceki iki kitap Robin Rowland'ın iki kitabı yayınlanmıştı. Bu şiir çevirilerim de çeşitli dergilerde yayınlandı. When We Two Parted. When we two parted in silence and tears, half broken hearted to severe for years, pale grieved thy cheek and cold, colder thy kiss, truly that are foretold sorrow to this. Ayrıldığımızda ikimiz sessizce ve gözyaşıyla kırıldı kalplerimiz, acı çekecektik yıllarca. Yüzün soldu ve ürperdi, buz kesti öpüşün. O andan belliydi bundaki hüzün. İki yere ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Colder thy kiss. Öpüşün daha soğuktu diyor aslında. O bana yetmedi. Yani öpüşün daha soğuktu demek yetmedi. Buz kesti öpüşün dedim. O ürpertiyi daha da böyle şey yapmak için daha da ne diyeyim daha da derin hale getirmek için o ürpertiyi daha keskin hale getirmek için. Devamında The dew of the morning sunk chill on my brow. It felt like the warning of what I feel now. Thy vows are all broken and light is thy fame. I hear thy name spoken and share in its shame. Sabahın çiği kazımıştı soğuğu alnıma. Burada sunk chill on my brow. Bakın the dew of the morning sunk chill on my brow. Aslında kazımıştı yok. Orada batmıştı, girmişti var. Ama o soğuğun alına kazınması aynı zamanda sanki bir böyle alın yazısının alnımıza kazınması gibi yorumladım. Ve o yüzden sabahın çiği kazımıştı soğuğu alnıma diye çevirdim. Sanki uyarısı gibi hissettiklerimi şu anda. It felt like the warning of what I feel now. Yeminlerim bozulmuş ve nam salmış ışığın. Light is thy fame. Işık senin ünün diyor İngilizcesinde. Ama Türkçesinde şunu tercih ettim. Nam salmış ışığın. Duyuyorum adın konuşulmuş. Bana da düşer utancın. Share in its shame. Yani o utancı paylaşıyorum diyor. Ama ben onun yerine bana da düşer utancın demeyi tercih ettim.
They name thee before me, and knell to mine ear. A shudder comes over me, why wert thou so dear? They know not I knew thee, who knew thee too well. Long, long shall I rue thee, too deeply to tell. Yanımda söylerler adını, kara haber gibi kulaklarımda. A knell to mine ear, kara haber gibi kulaklarımda diye çevirdim. Bir örperti, ürperti okşar sırtımı. Neden bu kadar kıymetliydin bana? Bilmezler seni tanıdığımı, seni iyi tanıyanlar. Yıllarca, yıllarca çekerim acımı, anlatamayacak kadar. In secret we met, in silence I grieve, that thy heart could forget thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee with silence and tears? Gizlice tanımıştık birbirimizi, bir acı saplanır bağrıma. Bakın, in silence I grieve. Sessizce keder çekerim diyor aslında orada. Ama ben onu hani bir acı saplanır bağrıma diye çevirmeyi tercih ettim. İçinizde ayrılık acısını yaşamamış olan yoktur. Ayrılık nasıl böyle bir acıyla insanın bağrına saplanır? En azından biz yani Türkçenin kültüründe, Türk kültüründe böyle ifade ederiz daha çok. Acı burayı yakar çünkü. Bağrımızı yakar. O yüzden acı saplanır diye çevirmeyi tercih ettim. Unutabilirmiş kalbin beni, aldatabilirmiş ruhun da. Görecek olursam seni yıllar sonra bir daha, nasıl selamlayayım sevgilimi sessiz ve gözyaşlarıyla? Bir örnekte, If I Should Die, Thomas Gray'den. If I Should Die. If I should die and leave you, be not like others, quick undone, who keep long vigils by the silent dust and weep. For my sake, turn to life and smile, nerving thy heart and trembling hand to comfort weaker souls than thee. Complete these unfinished tasks of mine, and I, perchance, may therein comfort thee. Ölecek olursam, ölecek olur da bırakırsam seni, başkalarına benzeme, koyverme kendini. Bakın, quick undone, koyverme kendini dedim. Yani. Çünkü hani kendini bırakma, kendini koyma, yıkılma, ağlama falan bir ölümden sonra güçlenmek için böyle nasihat ederler ya. Uzun nöbetlerden tutanlar, pardon, uzun nöbetler tutanlardan olma sessiz kabrinde ve ağlama. Benim hatırıma dön ve gül hayata. Bakın, for my sake turn to life and smile. Benim hatırıma dön ve gül hayata. Güç ver kalbine ve titrek ellerine. Rahatlatmak için senden güçsüzleri. Bitiremediğim bütün işlerimi tamamla. O zaman belki ben de gelir rahatlatırım seni. Ben hocam vaktimiz var mı? Ben devam ediyorum ama sanırım iki şiirim daha kaldı bundan sonra. Vakit sınırlaması yok hocam. Devam edin lütfen. Tamam, devam ediyorum. Tussilia, Ben Jonson'ın. Drink to me only with thine eyes, and I will pledge with mine. Or leave a kiss but in the cup, and I'll not look for wine. The thirst that from the soul doth rise, doth ask a drink divine. But might I of Jove's nectar sup, I would not change for thine. I sent thee late a rosy wreath, not so much honoring thee, as giving it a hope that there it could not withered be. But though thereon didst only breathe and sends it back to me, since when it grows and smells, I swear, not of itself but thee. Yalnız gözlerinle iç bana, ki içeyim sana gözlerinle. Ya da bir öpüş bırak kadehte, ki şarap aramayayım içinde. Kabaran susuzluk ruhumda kutsal bir içki özler. Jüpiter'in bal özünü verseler değişmem senin şarabına. Bir taç gönderdim güllerden sana layık olmasa da. Umuyorum ki orada solmazdı ne kadar kalsa. Fakat koklayıp yalnızca geri gönderdim bana. Yemin ederim açtığımdan bu yana gül değil sen kokar bana. Evet.
Yine Ben Johnson'dan Conditions of Living, Yaşamanın Koşulu şiiri var. Living a whole life has three conditions. Absorbing work which demands and brings fulfillment, a group of friends with whom to exchange minds, and the full love to be lost in all the time. Of these I have the easier two, but lack the third in lacking you. Üç şart var dolu dolu yaşamak için. Living a whole life has three conditions. Zaten çok düz bir çeviri. Üç şart var dolu dolu yaşamak için. Önce emek isteyecek, tatmin edecek bir ışın. Burada biraz daha ben kültürel çeviri yaptım. Absorbing work which demands and brings fulfillment. Önce emek isteyecek, tatmin edecek bir ışın. Sonra arkadaşların fikir alıp vereceğin. A group of friends with whom to exchange minds. Sonra arkadaşların fikir alıp vereceğin ve de her vakit içinde gideceğin, itip gideceğin bir sevgin. İkisi kolay. İlk ikisi kolay. Bende var. Ama üçüncüsü yok. Senin yokluğunda yar. The third in lacking you. Senin yokluğunda diye çevirdim. Son iki örneğim. Bu Robert Frost'tan A Minor Bird. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. And of course, there must be something wrong in wanting to silence any song. Uçup gitmesini diledim bir kuşun. Şakamasın evimin önünde bütün gün. Şimdi tabii sing by my house all day. Kuş sing şarkı söylemek ama kuşlar Türkçe'de şarkı söylemez. Ya öter ya şakır. Onun için şakamasın evin önünde bütün gün demeyi tercih et. Kültürel bir çeviri örneği olarak göstermek istiyorum. Ellerimi çırptım dikilip kapıda. Sanki katlanılmaz gibi olunca. Hatta biraz da bende olmalı. Bir kuş öttü diye suçlanmamalı. Anladım ki bunda yanlışlık var. Sussun istenir mi hiç şarkılar? Ve son olarak Robert Frost'un Drought Not Taken en ünlü şiirlerinden birisi. Ben bunu yürünmemiş yol diye çevirdim. Two roads diverge in a yellow wood. And sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. İkiye ayrıldı yol sarı bir ormanda. Yürüyemezdim ki her ikisinden de. Tek başıma hem de. Durup baktım uzunca birinden göz alabildiğine uzaklara, yer altına doğru kıvrıldığı yere. Then took the other as just as fair. And having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Ben bunu şöyle yaptım. Sattım ötekine hak geçmesin diye. As just as fair ve hak geçmesin diye diyiverdim orada. And perhaps having the better claim, daha iyiydi böylesi belki de. Otlar bitmişti. Yürünsün istiyordu üstünde. Bakın it was grassy. Grassy diyor, otluydu. Üstünde. Otlar bitmişti üstünde, yürünsün istiyordu. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Önceden geçenler yıpratmış olsa da üstündeki otları hep aynı ölçüde. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way. I doubted if I should ever come back. O sabah uzandı ikisi de boylu boyunca önümde. Tabii boylu boyunca İngilizcesinde yok. Boylu boyunca diye bir ifade. Both day morning equally lay. O equally eşit oranda ifadesini ben boylu boyuncayla değiştirdim. İki yolda boylu boyunca önümde uzandı. Yapraklarda adımların yoktu siyah izi. Ah ilk adımı bıraktım bir başka güne. Yolların yeni yollara çıkacağını bile bile düşündüm. Bir gün geri döner miydim ki? Ve son dörtlük.
I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. İç çekerek anlatacağım bunları bir yerlerde, yıllar geçince üstünden. Yol bir ormanda ikiye ayrıldı ve ben yürüdüm en az gidileninden. Buydu yaratan hayatımdaki bütün farkı. Evet, hocam çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, sabrınız için. Benim dağarcığımda bu kadar. Çok çok sağ olun dinlediğiniz için, davetiniz ve sabrınız için, ilginiz için. Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz. Gayet güzel, çok ilginç, çok doyurucu bir söyleşi oldu bize göre. Ben hocam, benim aklımda olan bir aslında soru değil de tabii. Ama hani siz onu zaten başta söylediniz. Hani şiir, o klişe vardır ya, şiir çevrilebilir mi, çevrilemez mi? Ya da yorumlanabilir mi, ya da yorumlanamaz mı? Hani şiir yorumlanır, çevrilemez diye iddia edenler de var malumunuz. Evet. Sizin örneğinizde benim en çok dikkatimi çeken yorumun ne kadar değerli olmasının ötesinde gerçekten sentaksin ve uyumun, aliterasyonun, uyağın bir şekilde dikkate alınması gerektiğini gösteren türden çevreler bunlar. Yani bunlar bir şiir çevresine girişecek birinin bunları ciddi şekilde dikkate alması gerektiğini gördüm. Ben onu fark ettim. Bunu hem kutluyorum sizi, gerçekten bu kadar ince düşünerek hem anlamı kaçırmadan kelimelerin de hani anlamını çok fazla metnin dışına çıkarmadan, biliyorsunuz hani text in context mantığı vardır hocam çeviride. Evet. Yani her metin kendi metin kendi bağlamı içinde değerlendiriliyor. Evet. Ama bir de Shakespeare'in lafı geliyor aklıma. Hani diyor ya, çeviri kadın gibidir. Güzeli sadık olmaz, sadığı güzel olmaz. İşte o ölçüyü iyi tutturabilme meselesi. Yani çok fazla metnin bağlamının dışına çıkmadan verebilmek çok önemli. Evet. Evet. Yani bu anlamda sizin yorumlayabilmeyi mi yoksa çevirebilmeyi mi önemsediğinizi merak ediyorum. Yani bu açıdan ne söyleyebilirsiniz? Yani evet. Bir şiir çevirme işine girişebilecek birinin hangisini daha çok öne alması gerektiğini düşünüyorsunuz? Vallahi hocam ben hani iki taraflı düşünüyorum aslında. Ben hem sentakse önem vermeye çalışıyorum. Şiirin biçimine önem vermeye çalışıyorum. Hem de anlamına. Ama eğer ikisini birlikte yapmaya çalıştığımda birisi kaybolursa diğerine ağırlık veriyorum. Mesela ikisini de tutturabiliyorsam ne ala. Hem sentaksı hem uyak düzenini hem de anlamı ve duyguyu tutturabiliyorsam ne ala. Ama ikisini birlikte yapmaya çalışırken anlamı ve duyguyu feda etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani onun için biraz da anlamı ve duyguyu öne çıkarıyorum. Eğer sentaksı kaybediyorsam onu feda etmeye Feda etmeyi lazım geliyor. Lazım diyorum. Bu biraz da Can Yücel gibi tabii, yani ben kendimi ne haddime kendimi onunla kıyaslamak. Yani onun şiirleri zaten, ben de tabii onun şiirleri kadar o kadar kültürel bir çeviriden yana değilim. O yeniden yazıyor adeta. Ama onun yaptığı da o. Tamamen şairin yazdığı sentaksi ve dil düzenini tamamen itiyor geriye. O kendisi şiiri özümseyip anladıktan sonra yeniden başka bir şiir yazıyor. Onun da tarzı oymuş. Ben o kadar kültürel olmasından yana değilim. Yani o denli, hani Shakespeare bile neredeyse Türkçenin kültürel terimleriyle konuşturtuyor. O denli değil de ama yine de duygu ve anlam daha önemli benim gözümde hocam. Anladım. Hocalarımız, buyurun lütfen. Mehmet Hocam, Aydın Hocam, Zeki Hocam. Aydın Hocam. Mehmet Hocam. Buyurun Mehmet Hocam.
hakikaten çok ciddi şekilde istifade ettiğimi belirtmek durumundayım. Tamam, estağfurullah. And we of course have been a little bit much happier to find you to make a shift or to have made a shift from post-colonial writings to poetry, which is of course a little bit interrelated with interdisciplinary research. Emotion semantics is a field which I myself in the past couple of years have been dealt with. All of the manifestations made by you in this evening in your lecture have got very much to do with emotion semantics. Emotion semantics, which has got some interrelationships with a neurobiology of poetry or neurobiological correlates of poetry. Whenever, for example, we come across with any readings of poetry or any poetic manifestation, we not only begin to receive some of the aesthetical universals, you know, universals in Turkish, tümeller. The reason some universals are actually not possible to be transferred into some other cultures might probably be due to the fact that each culture has got its own epistemological codes. Each culture has got its own epistemological codes, which was, of course, very delicately expressed on one occasion by that famous Russian producer, cinematographer, Andrei Tarkovsky, when he was saying that cultural transformation is actually not possible. If any person exclaims to make or happens to if any person claims to have made any transferring or translation, you should never believe in such a person, he says, because it is impossible. Yani ben özellikle kıymetli hocam sizin o Roland, Robin Roland'la ilgili bir takım hatta birkaç tane makalenizi de ben doğrusu okudum. Gerek translational translation, çok ilginç geldi, transformational translation. Bu çevirinin bir tür transkreasyon olduğu, transkreasyon. Evet. Transcreational poetry diye bir alanda beliri vermeye başladı son günlerde biliyorsunuz. Çevirinin her an her türlü çeviriye dönüştürülmeye her zaman ve mekanda adeta maalesef, burada maalesef biraz tırnak içinde söyleyeyim, bir hipertekste dahi dönüştürülmeye vareste olduğunu söylüyorlar. Şimdi sizin yaptığınız kıymetli çeviriler hakikaten İngilizceyi birazcık daha az bir düzeyde bilen birilerinin ya kardeşim böyle bir çeviri yapılabilir mi ya şuna bak ya gramere uyduramamış falan filan. Ben çünkü bu tür durumlarla ironik bir perspektif katıştırmak gerekirse bu tür durumlarla şahsen yüz yüze geldim. Yani siz mutlak anlamda hem poetic effects'i hem poetic devices'ları çeviriyorsunuz. Poetic devices dediğimiz şiirsel araç ve gereçleri çeviriyorsunuz. Amaç dilden, daha doğrusu araç dilden amaç dile çeviriyorsunuz. Fakat maalesef bilimsel çeviride de bu tür sıkıntılarla biz yüz yüze geliyoruz. Hakemlere gidiyor makaleler mesela. Geçen bir deneyimimi anlatayım böyle çok fazla zamanı yapmamak koşuluyla beni uyarın. Şimdi Workings of Human Brain diye makaleler var tonlarca. Bu tabir birisine gidivermiş. Hakem ya ne demek Workings of Human Brain ne demek kardeşim diye bir böyle bir İngilizce yazılabilir mi türünden. Bu hakem tabii biz tanımıyoruz ama Türkiye konteksti içerisinde yer alan bir hakem. Şimdi böyle durumlar da var. Çevirinin gerçekten özellikle şiirsel çevirinin gerek transkreasyonel, transcreational poetry bağlamında gerekse translational translation sizin tabirinizle size referansta bulunarak söyleyeyim.
Bir de tabii ki yani sizin o historical experience'tan esinlenerek Gallipoli Wars zat temellendirdiğiniz bir takım duygu manifestasyonları veya Avustralya'daki, şimdi Canberra'daki Türk Konsolosluğu'nun Refik Bey diye 20 yaşındaki bir askerin 20 yaşındaki bir askerin Çanakkale Savaşı'nda çok ciddi sıkıntılarla yüze geldikten sonra şehit oluşunun hemen akabinde posthumously explored some poetic writings. They have explored some posthumous poetry belonging to that person who was martyred in Gallipoli Wars. Yaklaşık 120 sayfalık bir yazıydı. Geçenlerde çok ilginç bir şekilde bir platformda bunu dile getirdik. Hakikaten çok güzel yazmış yani. Ve evet, sizin böyle bir shift yapmanızı da önemsiyorum. Bu kadar gevezelik yapmak yeter artık. Estağfurullah hocam, ne demek. Teşekkür ederim. Yani ben hani dediniz ya, postcolonial writing'den poetry'ye shift etmemden memnun olduğunuzu söylediniz. Yani postcolonial çalışmalardan çok kopmadım ama daha çok farklı alanlarda da yazmaya başladım. Bu tabii şiir konusunda akademik makalem bir tek Robin Rowland'ın çeviri üzerine bir iki makalem var, onun dışında yok. Ben şiir çevirisi yapmaya, eğlencesine başladım derken iş ciddiye bindi ve giderek daha çok hoşlanmaya başladım bunu yapmaktan. Ama şunu da fark ettim, eğer 25 sene öncesine dönme imkanım olsa doktoranda şiir çalışırdım doğrudan, hiç düşünmedim. Aynen. Ve bütün akademik hayatımı şiire verirdim diyebilirim. Şimdi. Aynen hocam. Sağ olun. Herhalde Evet, söyledim. Teyit var. Aydın hocam, sesi açıp soruyu sorabilirsiniz. Sayın hocam, ağzınıza sağlık diyeyim öncelikle Medeli hocam. Teşekkür ederim Aydın hocam. Sağ olun, var olun hocam. Vallahi özlemiştik sizi, dersinizi de özlemiştik. Sağ olun. Yani çok kıymetli, üzerimizde hakkınız da var gerçekten. Estağfurullah. Hocam, dün de Bülent Hoca ile konuşuyorduk. Hoşsa da bırakmak gibi bir şey geçti dün hocam. Evet. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Denizli şu anda ben yani sanki Van gibi sizden ötürü öyle hissediyorum. Mardin'i Bülent Alan'dan ötürü sanki bizim bir parçamızmış gibi düşünüyorum. Ve bunda sizin şeyiniz, etkiniz çok fazla hocam. Sayın hocam, şiir dediğiniz gibi hakikaten güzel bir konu. Fakat bir o kadar da ağır bir konu. Evet. Metin hocam az önce hattaydı, hattan düştü sanırım. Nevzat da şiir çalıştı. Onlar bana hak vereceklerdir. Hakikaten şiir çalışanlar hocam ciddi anlamda tıkanıyorlar. Evet. Bu açıdan böyle bir sizin hocam çok farklı konulara girmek istediğinizi biliyorum. Farklı alanlarda çalışmak istediğinizi biliyorum. O gayretinizi de takdir ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben hocam şunu merak ediyorum. Hani bazı çeviriler vardır dediniz ya, ya yetişemez orijinaline, orijinalini aktaramaz, yansıtamaz. Bazı çeviriler de vardır hocam, orijinalin önüne geçer. Evet. Ben o Robert Frost'un son sizin dörtlüğünüzde ben onu hissettim. Yani çeviri orijinalin önüne geçmiş diyebilirim samimiyetimle. Abartmıyorum. Ben bir de hocam şunu öğrenmek istiyorum. Hani keşke Metin hocam düşmeseydi de, Metin hocamın en çok sevdiği konulardan bir tanesi bu parodi konusu. Evet. Şimdi çeviri birebir yansıtır yansıtamaz konusundan ziyade hocam, bu parodi ve pastiş işi sayın hocam. Evet. Hani onlarda da kısmi de olsa bir çeviri vardır. Doğru mudur? Evet. Bilmiyorum. Sizin değerli fikirlerinizi almak isterim. Ve mesela siz bunu, bu çeviri çalışmalarınızı parodi veya pastiş konusuna da taşımak gibi bir düşünceniz olabilir mi sayın hocam? Valla yani o şiir ona ihtiyaç duyarsa olabilir tabii. Yani çevirdiğim şiir ona ihtiyaç duyarsa olabilir. Çünkü bazen o gerekiyor. O parodi şiirin çevirisinde gerekiyor. Az önce verdiğim Can Yücel örneklerinde bol bol o parodiyi görebiliyoruz. Ama
Özellikle böyle bir çabam yok, onu yapma çabam. Ben o an çevirmekte olduğum şiirin duygusu üzerine yoğunlaşmayı seviyorum. O duyguyu yakaladığım anda zaten kelime kendiliğinden geliyor bana. İşte örneğin her halinden belli cümlesi, The Signs Are There okuduğumda o adamı ben gözümün önüne getirmiştim zaten. Otobüste yorgun, uyuklayan, kolu böyle otobüs koltuğunun kolçağından sarkmış, kırışık göz kenarları olan kır saçlı adam gözümün önünde böyle canlandı, yavaş yavaş başı öne düşüyor. Ondan sonra şeyi, The Signs Are There diyor İngilizcesinde. Her halinden belli, zaten direkt bana o kelime geldi. Bunun hangisi daha uygun olur diye düşünmeme gerek kalmadı. O duyguya girdiğiniz anda zaten, o tasviri tam olarak gözünüzün önüne getirdiğiniz anda doğrudan size sözcükler geliyor. Parodi işine gelince de, evet, bunu parodi etmek mümkün. Eğer o şiirde, o şiirin çevirisinde buna ihtiyaç varsa. Fakat ben çok fazla o parodiden yana değilim açıkçası. Bir de şeyi söylediğim, farklı farklı konuları çalışmak istediğimi söyledim. Ona bir ekleme yapmak istiyorum. Benim çok farklı konuşmaları, konuları çalışmamın sebebi aslında biraz amiyane tabirle maymun iştahlılığımda. Ben bir konuyu çalışmaya başladığımda diyorum ki, ya benim esas işim bu değil, benim esas işim şu, şunu yapmalıyım diyorum. Esas bu konu güzel, onu çalışayım diyorum. Bir süre işte romanı bırakıyorum, şiir çalışıyorum. Sonra diyorum ki ya ben ne yapıyorum, benim işim roman. Ben romanda doktora yaptım, ona geri dönüyorum falan. Hayatım böyle geçiyor yani. Bilgisayarımda başlanmış, bitirilememiş bir sürü dosya, klasör açık. Zamanla onlar bittikçe yayına dönüşüyor, bu tür çalışmalara dönüşüyor. O yüzden farklı, mesela bazen diyorum ki, tabii ya diyorum, her şey boş, sinema çalışmak lazım. Roman sinema uyarlaması çalışmak lazım diyorum. Bir süre ona giriyorum. Ondan sonra diyorum ki, ya bunların hiçbir anlamı yok. Çeviri yapmak lazım diyorum. Oturup çeviri yapıyorum. Böyle geçiyor vakit yani Aydın. O yüzden de bu tabii bana şey sağlıyor biraz. Bir sürü farklı alandan bir şeyler öğrenmeyi ama laf aramızda hiçbirisi de tam bilmemeyi doğuruyor. Bu kadar şey yapmak. Estağfurullah hocam. Bölünmek. Yani hiçbirini her şeyden yapmaya çalışınca hiçbir şey tam olmuyor gibi geliyor bana. Hocam ağzına sağlık. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hocam bir de... Mehmet Eder hocam. Ha, pardon. Buyurun. Buyurun. Estağfurullah Mehmet hocam. Buyurun. Mehmet Eder hocam. Arkadaşlarımızın söylediğine gönülden katılıyorum. Bize bir ziyafet verdiniz. 20 yıl öncesine gittik. İlk geldiğimiz zamandan bugüne kadar olan yaşam şeyimiz şerit gibi gözümüzün önüne geldi. Mutlu olduk. Ben teşekkür ediyoruz. Ben tabii şiir hakikaten çok farklı bir alan. Şiirle ilgili çok fazla ne deneyimim var ne söz söyleyebilecek durumda değilim. Ama gözlediğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şair hani bugün şiir yazacak kadar canımı sıkan bir şey olmadı diyor ya. Sizin canınız çok sıkılmış. Gayet güzel olmuş bunlar hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hissetmişsiniz, duymuşsunuz. Teşekkür ederim hocam. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biraz da şöyle, şair olamayacağımı anlayınca şiir çevirmeye karar verdim. Estağfurullah. Orada hissetmişsiniz. Evet. Orada yakınsınız galiba şairin kendisiyle. Aynı evet. Duyguları paylaşmak, üstelik de bizim milli duygularımıza evet. Hitap eden noktalarda yazılan şiirlerde evet. Zannediyorum duygusal olarak şair yakalandı. Ya çok ilginç oldu. Çok aslında yaşı oldukça ileri bir şair. Bir kadın şair. Hani şu anda 70'li yaşlarında. Ama sık sık Türkiye'ye gelip gidiyor. Tabii bu salgın sebebiyle bir yıldır gelemedi. Ama ondan önce yılda iki kez geliyordu. İşte bir ay kadar Bozcaada'da kalıyor. Sonra seyahat ediyor, dolaşıyor. Türkiye'de seyahat ettikçe hep notlar alıyor ve şiirler yazıyor. Babası Çanakkale'de savaşmış bir subay. Oradan dolayı gelip bir oraları geziyor diyor. Sonra gezince de çok etkileniyor. Ve bu ilk kitabı yazıyor. Çanakkale kitabını yazıyor. Aslında 20'nin üzerinde şiir kitabı var. Fakat Türkiye ile ilgili iki tane şiir kitabı var. Şimdi şey hazırlıyor.
Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem'in aşkını anlatan bir şiir kitabı hazırlıyor. Destansı bir kitap. Ama evet, bir yakınlık tabii aramızda, ailecek bir dostluk oldu çok sık görüşmeyle. Fakat çok meşakkatli oluyor yani. Üçüncü bir kitaba girişir miyim bilmiyorum onunla ama sonunda dayanamayıp yapabilirim hocam tekrar. Hocam sıkın biraz canınızı. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim hocam, sağ olun. Ali hocam şimdi buyurun hocam. Bu evrensel düzlemde bir takım kültürler satında herhangi bir şiirsel çevirinin mümkün olmadığı yönündeki postülatı doğrusu ben biraz önemsemeye başlıyorum her geçen gün. Çünkü mesela geçenlerde bir makale vardı. Neden acaba Hint-Avrupa dil ailesinin çerçevesi içerisinde bulunan diller satında çeviriler çok çok daha analojik olarak, yani birbirine neredeyse, yani duygunun transferinin mümkün olabileceği, emotion aesthetics'in tam öyle sağlanabildiği ile ilgili bir takım şeyler var. Bir de diyelim ki Ural Altay dil ailesinden herhangi bir dile, Hint-Avrupa dil ailesinden bir çeviri ya da tam tersi bir çeviri yaptığınız zaman maalesef çok sıkıntılı, çok zorlu, çok meşakkatli bir iş oluverdiğini söylüyorlar. Bunun sebebinin acaba, yani burada tabii dile çok, I do not actually want to overemphasize a greater impact upon syntactic differences across different universal cultures, but I am a little bit confounded for finding no answer to the question of why some different linguistic entities or racial entities are almost impossible to be transformed, to be translated in terms of the cultural or literary heritage. Sıkıntı var. Ben buna aslında çok katılamayacağım hocam. Çünkü az önce her dilin bir epistemolojisi olduğunu söylediniz ve her dilin semantik bir epistemolojisi var. Dolayısıyla hiçbir dil bir başka dilden daha az karmaşık veya daha çok karmaşık değildir. Her dil eşit oranda karmaşıktır. Ve her dilde her tür ifadenin mutlaka karşılığı vardır dil bilimsel olarak. O nedenle ben şeye inanıyorum, yani muhakkak herhangi bir expression'ın bir başka dilde mutlaka ve mutlaka karşılığı var. Aynı sentaksla olmayabilir ama mutlaka karşılığı var. Dolayısıyla ben her şeyin çevrilebileceğini düşünüyorum. Çevirmesi mümkün olmayan bir şey yoktur. Olmadığını anlıyorum. Evet hocam. Evet. Mehmet Şentürk hocam söz istemişti. Evet. Hocam siz buyurun. Ömer hocam sağ olun. Öncelikle Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. Bizim gibi 7 yıl üniversite bitirememiş haytaları mezun etmiş bir bölümümüzün başkanı olarak hocamızın öğrencisi. Estağfurullah, sizi çok seviyorum. Yine akademik olarak bir hayt olarak Van 100. Yıl Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlayıp bizi yine bir senede baya baya toparlamış değerli hocalarımı görmek benim için çok çok heyecan vericiydi. Ali hocamın hoş bir seda bırakma konusunda Ali hocam daha dün Hakkari'de Garada şehit olan bir komutanımız için hoş bir seda kütüphanesi açtık. 6000 kitaplı. Hoş bir sedayı sizlerden öğrendik hocam. Bırakıyoruz buralara da. Çok gururluyuz bu konuda öncelikle. Hocam benim sorum şu. Hem Mehmet Şirin hocamızın da dediği gibi bence translation, the umbrella term, translation is putting barriers to poetic localization. Because I think translation of a poetic test needs a type of approach, a localization approach. Because I, as a translator myself, translation is easy. Because as you already pointed out, everything can be translated into any language easily. But in terms of poetic approach, because there are emotions, there are references, there are so many literary devices. So we need to find our local partners, local equals. So I think rather than saying or urging the word translation onto this point,
I think what you do is poetic localization. Am I right? Yes, you're right. İkinci olarak buyurun hocam. It's almost impossible without localization to a certain extent. Always we need to use some a bit of localization. Konu bir de hocam şiir olunca biraz Türkçe'ye de geçeyim. Evet. Konu duygu olduğu için ben mesela çok merak ettiğim alanlardadır. Örneğin Japonya'da bizde olmayan 6 farklı duygunun kelimesi var. Yani siz evet. bize zamanında öğretmiştiniz zaten. İnsan bildiği kelime kadar düşünebilir diye. Evet. Belki de diyorum ki yeni yeni kelimeleri bulmak lazım ki yeni yeni şiirleri çevirebilelim. Belki evet. o da ekebilir. Tıpkı az önce örneklerinde bahsettiğim gibi işte gönül, kalp, yürek sözcüklerini bir tek heart ile İngilizce'de karşılayabiliyoruz. Ya da sevda, sevgi, aşk gibi sözcüklerin tek bir karşılığı var. Love. Onlar da bizde neden bu kadar çok olduğuna şaşırıyorlar. Japonca'daki işte bir sürü farklı duygu ismi gibi. Bizde de onlar yok. Onların eksikliği var. Ama bir yolunu bulmak zorunda kalıyorsunuz. O da işte senin işaret ettiğin gibi localization'da biraz yerelleştirerek onu mutlaka ekleyebiliyorsun. Tek bir kelime olmuyor bazen. Onu açıklayıcı bir çeviri haline getirebiliyorsun. Bu gibi şeyler çok ilginç. Robin'le olan çeviri deneyiminde İstanbul üzerine yazdığı şiirlerden birinde kültürlerin karşılıklı birbirleriyle kucaklaştığını ve aynı potada eridiğini ifade ediyordu. Cultures clash diyordu aslında. Ama bu clash de bir olumsuz anlamda çarpışma değil de onların birbiriyle iç içe geçmesini ifade eden bir terimdi. Ben bunu kültürler işte birbirinin kültürler eriyordu, birbiriyle karışıyordu anlamında bir ifade kullandı. Şu anda tam kelimeyi hatırlamıyorum. Ama o kadar beğendi ki bunu, İngilizce aslını değiştirdi. Melt into one another diye değiştirdi kendi dizisinde bu ifadeyi. Yani karşılıklı beraber çalışınca da şiir çevirisinde bu tür etkileşimler olabiliyor. Şeyle, iki şiir arasında. Hocam şiir özelinde şöyle bir soru soracağım. Değerli şairimizin o İngilizce şiirinde tutku Türkçe bir kelimeydi ve italikti. Yanında da passion vardı. Neden Türkçe'ye çevirirken tutku düz ve passion'ı italik yazıp İngilizce bir sözcük eklemedik şiire? Olabilirdi. İngilizcesini koymak olabilirdi. Ama şairin oradaki amacı İngiliz okuyucu için onun çevirisini vermekti. Ben Türk okuyucuya onun İngilizcesini vermek istemedim. Ama aynı soruyu... Olabilir. Tutmak istedim ama o da bir şey olabilirdi yani ilginç olabilirdi. Doğru. Onu düşünmedim. Hocam son olarak sözü uzatmak istemem özür diliyorum diğer hocamdan ama doktor öğretim üyesi Mehmet Metin Varlık hocamızla da biz bir şiir sözlüğü çevirisi yaptık geçen yıl. Bütün evet. arkadaşlarımızla böyle toplanıp bir şiir kitabının sözlük yani benzetmelerinin çevirisini yaptık bayağı bir alıştık üzerinde. Çok başarılı oldu. Acaba böyle bir veri tabanı oluşturulması İngiliz şiirinin. Amerikan şiirinin veya Türk şiirinin yabancılara anlaşılması için daha iyi olabilir mi? Yani böyle veri tabanları var mı? Ben çünkü hiç erişim sağlamadım öyle bir veri tabanına. Bildiğim kadarıyla yok. Ben de bunu yapmayı çok istedim. Yıllardır yani yaklaşık 10 yıldır her yıl olmasa da 2 yılda bir yüksek lisans ve doktora da şiir dersi açıyorum. Her grupla oradaki sunumları kitaplaştırmak ve onların çevirilerini de yapmak istiyorum ama bir türlü gerçekleşmiyor. Çünkü şiirden bütün öğrenciler korkuyor. Hiçbir tez öğrencime bugüne kadar şiir çalıştıramadım, şiir çalışmaya ikna edemedim. Çünkü şiire karşı müthiş bir korku duyuyorlar. Sebebini ben de bir türlü anlayamadım. Halbuki bana göre roman çalışmaktan çok daha zengin bir alan. Bir şiirden o kadar çok şey çıkarabiliyorsunuz ki, başlarsanız işte dil bilimsel analizden, kültürel analizden, semantik analizden falan yola çıkarak dünya kadar şey malzeme var şiirin içerisinde aslında ama ne yazık ki biraz korkuyla yaklaşıyorlar. Bir en başta anlamak zor, acaba doğru mu anlarız korkusuyla başlıyorlar şiire. O nedenle bir tutukluk var öğrencilerimizde. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şiirin zaten doğru bir yorumu yok ki. Tek bir doğru yorumu yok ki. Birçok yorumu vardır. Onun için burada öğrencilerimiz de var sanırım. Yorum yapmaktan korkmayın.
şiirle ilgili yorum yapmaktan korkmayın. Bir şiirle ilgili yapılacak en iyi yorum gene sizin yorumunuzdur. Çünkü sizin duygularınızı ortaya çıkarmıştır şiir. O yüzden korkmadan yaklaşmakta fayda var. Tabii bir de şiir bir ilgi alanı meselesi. Yani ben zaten Türkçe şiir okumayı çok küçük yaşlarımdan beri seviyorum. Yani edebiyatla tanıştığım yaşlardan beri şiir okuyorum. O yüzden de şiiri her zaman sevdim, her zaman iç içe oldum. Ondan sonra ortaokul, lise yıllarında Orhan Bey ile tanışmış her ergen Türk çocuğu gibi şiiri çok kolay sandım ve şiir yazmaya çalıştım. Halbuki Orhan Veli'nin şiiri en zor şiir. Yani basit yazmak en zor olan şey aslında. Ama bunu tabii bu yaşıma gelince anladım. Teşekkür ediyorum. Hocam, Murat Gözlü Büyük adlı kullanıcımızın bir sorusu var. Sesi açarak soruyu sorabilir. Sayın hocalarım, iyi akşamlar. Murat Gözlü Büyük, Hakkari Üniversitesi'nden Mehmet Şentürk hocamla birlikte çalışıyoruz. İyi akşamlar. Mehmet Ali hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani 1,5 saat oldu neredeyse ama çok hızlı bir şekilde geçti. Çok zevkliydi. Hocam, benim bir sorum olacak. Şimdi yaptığınız çeviriler çok harika, çok hani şiirle de ilgileniyorum bu arada. O açıdan hani yanlış anlamayın lütfen. Yani, estağfurullah. Sanki hani bir büyüklenme gibi anlamayın, öyle değil mi? Şimdi hocam, şiir konusunda İskender Pala hocanın bir kitabını okurken, Osmanlı'dan tutalım günümüz Türkiye'sine kadar, Osmanlı bir şiir medeniyetidir yahut da gönül medeniyetidir. Evet. Bu anlamda bir sözü var. Tabii orada Türk şiirini kastediyor, şiirle ilgili kitap. Şimdi bu yaptığınız çeviriler İngilizceden Türkçe'ye olan. Başta da söylemiştik, söylemiştiniz daha doğrusu. Biraz önce de tekrar ettiniz, bazı kelimelerin İngilizce'de tek bir ifadeler, tek bir kelimeyle karşılanıyor diye. İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken bana kalsa daha kolay gibi geliyor. Çünkü Türkçe'de o nasıl diyeyim, seçenek çok fazla. Evet. Ancak Türkçe olan bir şeyi İngilizce'ye çevirirken ne kadar bir kolaylık olacak ya da aynı kolaylık sağlanacak mı? Çünkü çok fazla kelime var Türkçe'de bir şeyi karşılayan bu anlamda. Şiirsel anlamda diyorum tabii ki. Yani onu tabii bir İngiliz çevirmen daha iyi bilebilir. Çünkü benim Türkçe'den İngilizce'ye çeviri yapmak, bir düz yazıyı, bir nevi resmi bir metni, teknik bir metni çevirebilirim ama ya da bir romanı belki çevirebilirim Türkçe'den İngilizce'ye ama şiiri çeviremem. Çünkü karşı dilden kendi dilimize çevirmek çok daha doğru bir eylem. Özellikle şiir çevirisinde. Çünkü o duyguyu kendi dilimde nasıl ifade edeceğimi bin türlü yolunu bulabilirim. Evet. Bir de bir sorum daha olacak hocam. Mehmet Şirin hocamın yanlış anlamadıysam eğer translation değil de transcreational demişti zannedersem. Orada bana çok daha doğru gibi geldi. Çünkü şöyle hani şiir yazana kadar şairindir, yazıldıktan sonra okuyucunumdur. Yani okuduğu okuyan kişinin ne anlıyor bundan? Sizin de yaptığınız mesela oradaki çevirilerde şey çok hoşuma gitti mesela oradaki. Neydi Mehmet hocama göndermiştim. Sil mavi gözlerindeki korkuyu. Orası çok hoşuma gitti mesela. Orada anlaşılan, ne anladım ben bundan, onu vereceğim. Evet, o çok önemli. Şeyi biliyorsunuzdur, Pablo Neruda'nın İtalya'daki şey günlerinde, sürgün günlerinde geçen bir film var, Postacı, Il Postino. Pablo Neruda Sicilya adasında sürgündeyken ona her gün mektubunu getiren bir postacı vardır bisikletli. Sonra bu adam ne yapıyor, ne iş yapıyor falan derken bir dostluk gelişir aralarında. Sonra postacı der ki ona, ben bir kıza aşık oldum. Bana bir şiir yaz, ona gidip okuyacağım. Diyor. Hayır vermem, ben size niye şiirimi vereyim falan der. Postacı da tarihe geçen bir sözcük, bir söz söyler orada. Şiir yazana değil, ihtiyacı ona aittir. Ha, evet. Yani, bu da tabii Roland Barthes'ın biliyorsunuz meşhur lafı, Death of the Author. Yani ya, şair veya yazar artık ölmüştür. Bir kere bir şey yazılıp
okuyucuya gittikten sonra yazan kişi ölür. Kontrolünde bir yazdığı metin. Okuyucunun kontrolündedir. Mesela bunu ben derslerinde çok anlatırım. Şiir çok bencil bir sanattır. Şu nedenle bencildir, yani yanlış anlaşılmasın. Çok öznel bir sanattır. Yani bireye özgü bir sanattır. O kişi, o şair kendi, sadece kendine ait duyguları yazar aslında. Ama şiir bir o kadar da bencillikten uzak bir sanat haline gelir. Çünkü her okuyan kişi kendisi sahiplenir o şiiri. Gider onu sevgilisine okur örneğin. Ama şair onu bambaşka birine yazmıştır. Kendi duygularıdır. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte yani Murat Hamunga'nı biliyorsunuz. Murat Hamunga'nın işte neydi o? Ben sende bütün aşklarımı temize çektim dizesinin geçtiği bir o uzun şiirini ne bileyim o şiirle müstakbel eşine evlenme teklif eden kişileri biliyorum. Murat Hamunga'nı biliyorsunuz. Şey Omayra şiiri zannediyorsunuz. Omayra değil. Omayra değil. Yaz geçer. Ha, evet. Evet. Omayra da değil o. Yani Murat Hamunga'n eşcinsel bir şairdir ve bunu eşcinsel sevgilisine yazmıştır açık bir şekilde. Ama bu artık o kadar sahiplenilir ki bunu gider insanlar örneğin kız arkadaşını okur, sevgilisini okur. Çünkü o ben sende bütün aşklarımı temize çektim çok içli bir laftır yani. Kime yazılmış olursa olsun. Bitti. Önceki bütün aşklar bitti. Sen de temize çektin her şeyi değil. Yeni bir başlangıçtı bu. Yani şiir o kadar öznel olmasına rağmen bir o kadar da o öznellikten uzaklaşır. Şairine arkasını döner, kutuyla gider. Evet. Teşekkürler. Gerçekten de ihtiyacı olan kişi kullanır onu. Sayın hocam, yine konuştukça bir şeyler akla geliyor. Evet. Eğer başka kardeşimiz, başka hocalarımız söz almayacaksa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii hocam. Şimdi 2-3 sene öncesinden kıymetli Zeki hocam ve Aydın hocamla birlikte bir makale yazmıştık. Makalede Towards a Neuroaesthetical Foundation or Understanding of Poetry as a New Epistemic Realm diye bir makale yazmıştık. Bunu bir iki tane böyle son günlerde biraz da edebiyat gündemine damga vuran bir iki tane meta analitik kısmen de dediğim gibi interdisipliner çalışmadan esinlenerek biraz doğrusu yazmıştım. Şimdi mesela diyorlar ki political discourse as we now has actually collapsed. We are no longer witnessing, political discourses as we now traditionally passing from generation to generation. But we are from now on, we are going to experience poetic discourses to be utilized in any ideological, political, philosophical argumentations in order to become much more discursive diyorlar. Şimdi bunun tabii bunun bir takım başka türlü alanlar sathında replikabilitesi olan çalışmalarla da kanıtlanmış. Yani whenever you are hearing or coming across with any poetic discourse, such a discourse is becoming etched into your brain compared with any other discourses diyorlar. Ne dersiniz kıymetli hocam? Yani anladığım kadarıyla bütün başka diskurslarda da ifade edilebilir tüm diskurslar. Hayır, şimdi, yani şiirsel diskursu bizim alışa geldiğimiz o işte gerek philosophical diskurslarda gerek öbür ideological diskurslarla kıyasla has been proved to be much more effective. I think so. Evet. Ona çok katılıyorum hocam. Çünkü şiir o kadar güçlü ki bir sözcükle, iki sözcükle ya da üç sözcüklük bir cümleyle bir romanın anlatabileceğinden daha fazla anlatabiliyor. O yüzden şiirin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Örnek verdiğim
Robert Frost'un Minor Bird, A Minor Bird şiirinde işte the fault is in me in wanting silencing any song diye bitiriyor şiirini. Yani hata biraz da bende olmalı, sussun istedim mi hiç şarkılar diyor. Bakın burada işte şarkıları susturmak bir hatadır düşüncesinden bir sürü şeye gidebilirsiniz. Yani fikir özgürlüğüne, konuşma özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, şarkı söyleme özgürlüğüne kadar varabilirsiniz. Yani birçok sayfalarca metnin, yüzlerce makalenin anlatabileceğini çok iki dizede özetlemiştir şiir. Ve üzerinde çok konuşmaya değer. Ya da Yürünmemiş Yol şiiri, The Road Not Taken şiiri. Hayatımda işte önümde çatallanan yollar vardı ama ben en az geçilenini seçtim. Hayatımda da büyük bir fark yarattı. Şiirin özündeki anlam bu. Ama bir yaşam felsefesi aslında. Yani benim hayatımı çok etkilemiş bir şiirdir her zaman. Hep böyle az gidilen yolu seçmeye çalıştım. Bir karar vereceksem daha az insanın yaptığı şeyi yapmaya çalıştım tekli olarak. Kimsenin gitmediği bir yoldan gitmeye çalıştım. Arabayla çıktığım yolculuklarda bile hep sapa yollara sapmayı sevmişimdir. Kaybolmayı sevmişimdir. Yani şeyimi değiştirdi. Hayattaki tercihlerimi değiştirdi şiir. O denli güçlü. Evet. Hocam sizi çok yorduğumuzun farkındayız. Nevzat Hocam'ın son olarak sorusu evet. Var. Onun sorusunu da alalım. Öyle bitirelim dilerim. Tabii. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nevzat, teşekkür ederim. Sorum şu olacak hocam. İki tane örnekten bahsedecek olursak, gerçi birkaç tane şairin çevirisini gördük. Ama Rowling ve Robert Forrest. Rowling yaşayan bir şair ama Forrest ölmüş durumda. Acaba hangisinin şiirini çevirdiğinizde çok daha rahat hissettiniz? Çünkü Forrest ölmüş. Yanlış da çevirseniz kalkıp da bunu eleştiremez. Evet. Ama öbür taraftan yaşayan biri var. Siz bir de etkileşim halindeyseniz takıldığınız yerde danışabilirsiniz. Ama etkileşim haline değilseniz de bir şekilde yanlış çevirdiğiniz onun kulağına giderse tabii bu eleştiri olarak size dönebilir. Dönebilir. Dolayısıyla evet, hangisi daha rahat acaba? Şimdi yaşamayan, hayatta olmayan bir şairi çevirince dediğin rahatlık var. Ama acaba doğru mu çevirdim tedirginliği de hep var. Hiç bitmiyor. Pardon hocam, bir şey ekleyebilir miyim? Benim yaşadığım şair şöyle bir şey söylüyordu. Onun yaşadığı dönemde de şiirleriyle ilgili bir sürü yorum yapılmıştır. En sonunda dayanamam şunu söylemiştir. Oradaki manayı yazandan başka kimse bilemez. Evet, o doğru. Evet. Doğru, bilemez. Dediğim ya, çok öznel bir sanat şiir. Sadece yazana ait bir duygu o. Ondan başkası kimse bilemez. Sadece yorumdur bütün çeviriler. Ölmüş bir şairle çalışmak sana bir özgürlük sağlıyor. Dilediğin gibi çeviriyorsun ama şu tedirginlikten kurtulamıyorsun. Acaba doğru mu anladım? Çünkü sorma imkanın yok. Robin'le çalışırken ise biz işte Skype'da bazen 2,5-3 saatlik görüşmeler yapıyoruz. Yani korkunç yorucu. Bilgisayarın başında işte, bir de Avustralya'da, ben burada, gece abuk subuk saatlerde buluşuyorsun. 3 saat, 4 saat çalışıyorsun, bir kelime üstüne 45 dakika konuşuyorsun falan. Yani bıktırıcı da bir yanı var aslında. Hayattaki bir şairle çalışmanın, eğer çok titiz bir şeyse, şairse, hayır ben öyle demek istemedim diyor. Onu anlatmaya çalışıyor, oturuyor işte 1,5 saat sana oradaki anlamı izah ediyor falan. Sen ona bir kelime bulmaya çalışıyorsun. Güzel yanı var ama. Gerçekten hayatta olan bir şairle çalışıyor olmak çok çok daha avantajlı. Çünkü ben burayı anlamadım deyip sorma imkanın var. O yüzden de hani tercihen elbette ulaşabileceğim bir yazar veya şairle çalışmak çok daha elverişli bana göre. Sanırım Aydın Hocam'ın bir sorun. Aydın Hocam buyurun. Hocam diyor ki ölmüş olmasını tercih ederim yani, değil mi? Bülent Hocam, burada sizin dediğiniz o cultural studies yapmak gerekiyor o zaman. Yani şair öldüyse bu sefer artık her detayı bizim bulmamız gerekiyor ki hani
Evet. Bari ölü rahat uyusun, hani öyle diyelim, merhumlar rahat uyusun. Hocanın avantajı o hissi yakalıyor olması, ya ona önem veriyor olması bence. Hani gerçekten onu yakaladıysa geri kalanı bir anlamda formalite. Formalite demeyeyim de daha az değerli ya da daha az önemli hale geliyor. Yani siz evet. O hissi veremezseniz çok doğru çevirmiş olmak çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Evet, doğru. Hocam şair ölmüş olabilir ama mirasçıları devreye girebilir Nevzat. Dolayısıyla siz burada yanlış bir anlam vermişsiniz diyebilirler. Ben son olarak hocamın çok az herkesin seçmediği veya çok az seçtiği şeyi seçtiğine dair bir hatırımda kalan şöyle bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Hocam 10 yıllar önceki bir hadise bu. Araba alacak, araba galerisine gidiyor, açık oda pazarına. Tabii herkes ne arar? Az boyalı veya boyamamış bir araba arar. Hocam aldı geldi. Hocam nasıl bir araba aldınız? Tavan değil, her tarafı boyalı bir araba almıştı hocam. Evet, evet. Hiç unutmuyorum hocam burada beğeninizi. Ama işte o bir eğitimdi yani. Çok şey öğrendim ondan. Aydın Sayın Mehmet Hocam bizim gibi arızalı araçları çok güzel bir şekilde parlatmayı çok iyi yaptığı için ben örneklerinden biriyim. O yüzden hiç sorun olmamıştır Broadway diye düşünüyorum. Sözünüz kesin, affedersiniz. Bülent Hocam buyurun. Sevgili hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür büyük keyif aldık. Leyla Hocam söz almak istiyor gibi adını gördüm de. Evet var. Hocam. Fazlaca ev halinde olduğum için görüntümü açamadım hocam. Çok özür diliyorum sizden. Rica ederim. Hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Bulduk, sağ olun, sağ olun. Çok bilgilendirici, çok keyifli bir sunum oldu. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İşini severek ve güzel kalple yapınca böyle sonuçlar alınıyormuş demek ki hocam. Gerçekten böyle... İçtenlikle söylüyorum. Gerçek duygularımı ifade ediyorum yani. Teşekkür ederim. Az önce Aydın Hocam parodi ve pastişten bahsederken ben de parodi ve pastişle ilgili bir şeyler çalışmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Sizce neden edebiyatta, özellikle postmodern edebiyatta artık geriye bir dönüş söz konusu? Parodi ve pastişte sanırım özellikle postmodern edebiyatta bu kadar çok kullanılmasının sebebi bunun bir tezahürü gibi. Niye bu kadar geriye bir dönüş var sizce? Yeni edebi teknikler, sanatlar tükendi mi artık, yaratılamıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani parodide hocam, yani parodide geriye dönüş olarak yorumlamıyorum ben parodiyi de. Ama pastişi özellikle hocam, hani evet. Parodi tabii ki çok önceki dönemlere ait kullanılan bir edebi evet. teknik araç. Ama evet. özellikle evet. içinde bulunduğumuz dönem itibariyle böyle baktığınız zaman genellikle tercih edilen işte parodi evet. ya da pastiş oluyor. Niye böyle bir geriye, mitlere özellikle bir dönüş var sizce? Bence şu nedenle var hocam, her çağın, her dönemin kendine özgü realitesi gelişiyor. O realite içinde yeni edebiyat formları ve yeni anlatı biçimleri ortaya çıkıyor. 20. ve 20. yüzyıl sonlarıyla 21. yüzyılın realitesi o kadar karmaşık bir hale geldi ki her şey iç içe girdi. Birbirine uzak kültürler, birbirine tamamen taban tabana zıt kültürler yan yana yaşamaya başladı. Postmodern condition'ın temel özelliklerinden biri zaman dönemleri arasında, tarihsel dönemler arasında ani geçişler yaşayabiliyoruz. Örneğin şehrin bir kısmı neredeyse ortaçağ koşullarında yaşarken bir üst caddeye çıktığınızda çok büyük bir AVM'ye dalabiliyorsunuz. Bu da hem periyotlar arasında, tarihsel periyotlar arasında hem de değişik uygarlık biçimleri arasında ani geçişler yapmanıza sebep oluyor. Anlatı biçimleri bu iç içe girmişlikten çok etkileniyor. Her dönemde böyle olmuştur. Örneğin 19. yüzyıl romanı bugünün romanına göre çok daha realist bir romandır. Çünkü evet, yaşadığı çağ tabii ki yansıtıyor. Ama bugün her şey öyle iç içe ki evinizde akşam vakti çay ve kekinizi yerken çayınızın yanında televizyonda savaş izleyebiliyorsunuz. Hem de gerçek bir savaşı izleyebiliyorsunuz.
birdenbire bu iç içe girmişlikler parodiyi doğuruyor ister istemez bana göre ve pastişi doğuruyor. Özellikle evet. Postmodern edebiyatta. Çünkü kaçınılmaz bunları yapmak. Evet. Bu realite içerisinde yaşamak kaçınılmaz. Homojen bir şeyde yaşamadığımız için, homojen bir kültürel ortamda yaşamadığımız için parodi ve pastiş bana göre kaçınılmaz hale geliyor. Evet, haklısınız hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. İyi akşamlar bütün hocalarıma. İyi akşamlar. Bülent evet. Hocam, yapalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Ben teşekkür ederim. Hocam, çok sağ olun. Şeref duyduk. Bizimle birlikte olmanızdan büyük keyif aldık. Ben de öyle. Çok sağ olun. Katılan hocalarıma ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hocamızı inşallah bir başka platformda, bir başka gün, bir başka konu başlığıyla yeniden konuk etmek isteriz. Çok ben teşekkür ederim bu akşam için. Valla bu salgınla biraz rahatlayınca hiçbir vesileye ihtiyaç duymadan çıkıp bana gelmek istiyorum. Sizleri hocam biz de sizi istiyoruz gerçekten burada ağırlamayı. İnşallah biraz normalleşirsek. İnşallah. Bir burada görmek büyük keyif olacak. Bu salgın çok bize... Çok teşekkür ederiz hocam. Salgın bütün dostlara bize... selamlar. Sağ olun. Ben de ailemize, yeğenlerimize, tüm arkadaşlarımıza. Hocalarım, hepinize teşekkür ederim ayrı ayrı katıldığınız için. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Ağzına sağlık, sağ olun.